gel gel şöyle ortaya. Ağrımış da bu bayağı Nurhan. Oldu oldu. Yaşar. Yaşar gel gel. Mümtaz Bey'le konuştun değil mi? İzin verdi yani bahçede düğünü yapmamıza. Bak sonra gelip kızmasın. Müziğin sesini açmayın. Fazla da kalabalık olmasın yeter dedi. Aslında imkan olacaktı. Şöyle bir koç kesecektik. Davullu, zurnalı, cümbür cemaat, eski mahalleyi toplayıp bir düğün yapacaktık ki. Böyle icap etti Koray. Canım zaten mühim olan gönüller bir olsun, sevenler kavuşsun. Bize bu kadarı da yeter. İki aşık mutlu olsun da gerisi hiç önemli değil. Ben bir Eylül'e bakayım. Hadi biz de yavaş yavaş başlayalım hadi. 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 Eylül, niye böyle üzgünsün sen anne? Bak bugün evleniyorsun. Yüzünde güller açması lazım. Bak sen böyle yapınca benim de içime sinmiyor ama. Anne. Ben şimdi sizden ayrılacağım ya. Ondan böyleyim yoksa iyiyim. Bir şeyim yok benim merak etme. Baba evinden ayrıldığım gün dün gibi aklımda. Gittim. Bilmem kim seni oğluna istiyor dediler. Görücü usul. Öyle evlendik işte. Zaten baban da ben de genceciyiz. Ne yapacağımızı bilebildik. Ne konuşacağımızı bilebildik. Kala kaldık öyle. Ama insan alışıyor be zamanla. Sonra sevdik de birbirimizi. Sonra sen doğdun. Aile olduk. Bak şimdi kızımızı evlendiriyoruz. Yarın bir gün torunumuz olacak. Ömür işte. Öyle geçip gidiyor. Eğer sevdiğinin yanındaysan o evlilik cennet olur kızım. Ha yok değilsen işte o zaman Allah muhafaza. Hayatın cehenneme döner. Ama sen şanslısın anne. Sen Koray'ı seviyorsun. Koray seni seviyor. Bebeğiniz olacak. Ondan sonra hep birlikte kocaman mutlu bir aile olacağız. Değil mi kızım? Geç oğlum aha şuraya kurula dur. Hani Eylül nerede? Bak kuaför getirdin. Ha, Eylül gel yavrum bak kuaför getirmiş Raziye annen. Ha bak gelinim bu işte. Onu öyle bir süsle püsle ki benim aslan oğlumun yanına yakışsın. Hoş zaten çok yakışıyorlar birbirlerine ama... Sen onu daha da bir güzelleştir ki görenler bir daha dönüp baksın bu çifte kumrulara. Ya ben kendim yaparım saçımı ne gerek var? Olur mu hiç öyle şey? Bu senin düğünün ayol gelin başı bu gösterişli olması lazım. Hadi yavrum hadi çocuğum geç otur çocuğum hadi. Oğlum açsana çantanı. Sana o kadar para saydım avucuna boşa gitmesin. Eylül.
misin? Bak bakayım. Bak bakayım ona. Ne oluyor? Neden ağlıyorsun? Niye kendine bu kötülüğü yapıyorsun? Yaz'ı severken niye gidip bu adamla evleniyorsun? Biz Yaz'la olamayız artık Aslı. Bizim kavuşmamız imkansız. İyi de onunla kavuşamıyorsun diye başkasıyla niye evleniyorsun? Eylül, bilmediğim bir şey mi var? Ne olur benden bir şey saklama, anlat. Olması gereken bu. Doğru olan bu. Ben Koray'la mutlu olacağım. Bugün değil belki ama bir gün olacağım. Canım benim. Bir tane. Ben her zaman senin yanında olacağım. Senin tarafını tutacağım. Seninle olacağım. En azından bunu unutma, tamam mı? Gelinler masum olur. Gelinler beyaz giyer. Gelinler saçlarına bu tellerden takar. Gelinler gururludur. Çünkü alnı açık çıkarlar baba evinden. Konu komşu görsün diye. Bu kız iyidir. Bu kız anasının babasının yüzünü yere düşürmemiştir desinler diye. Sen bizim yüzümüzü yere düşürdün Eylül. Namusumuzu iki paralık ettin. Ama al. Annemin vasiyetini yerine getiremedim demeyin. Baba. 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 Babam ne olursun affet. Benden ne olur. Ben dayanamıyorum artık bizim bu halimize. Zaten bu evden gitmek çok zor benim için. Ben bir de seninle böyle küs gidersem çok üzülürüm, yapma. Babam. Ne olursun yapma. Ne olur affet beni, ne olursun. Benim tutunduğum tek dalımdın. Baba. Yüzüme bakmıyorsun. Saçlarımı okşamıyorsun. Kurban olayım, yapma böyle, ne olur. Ben dayanamıyorum bu halimize. Sen benim tutunduğum tek dalımdın. Ben sen yanımda olmazsan ayakta duramam baba. İçim yanıyor benim, içim yanıyor. Ne olursun bitsin artık bu küslük babam.